direkten dönen pozisyonlar ve kaçırdığımız goller var. Sonra skorla içeriye girdik. İkinci devre özellikle Veliton'a uzak oynadığımız için inen toplarda, indirilen toplarda ya pozisyon verdik. Şöyle, yani maçın hakkı bu değil diye düşünüyorum aslında, çocukların mücadelesiyle, ortaya koyduğu istekle. Maça kazanma vardı ama özellikle ilk devre biz ilk 2-3'ü yakalayabilirdik. Onlar yani. Ya tarihsiz maç oynadık. Hakikaten samimiyetimi söyleyeyim. Yani belki de yani son dönemlerdeki iyi mücadeleden bir tanesini yaptıklarını düşünüyorum oyuncularımın. İkinci devre tabi biraz onlar tempo yükseltince bizim özellikle ön bölgedeki değişikliğimiz biraz da etkili olması gerekiyordu oyuna giren oyuncularımızın. Tabi bunda etkili de olamadık. Ama yani iki devre maçta biz atsaydık daha farklı kazanabilirdik. Mağlup olmak kötü tabi. Bu oyundan sonra mağlup olmak kötü. Artık Mersin'de tebrik ediyorum. Yani diyecek bir şey de yok. Var mı soru? Hocam ilk kez yani son haftalar kötü işler sonra radikal bir değişiklikle kadroyu çok düzelttiniz. Teşekkür ederim. İkinci yarıdaki değişiklikleriniz ise takımı eski haline getirdi ve sonucu etkiledi. Başkan da biraz önce yaptığı açıklamada benzer bir şeyler söyledi. Hı-hı. Değişiklikler hatam görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Şu anda yani bu giren oyuncular Mustafa El Kabir bu takımın önemli oyuncusu. Ya dinlenik 20-30 dakika. Ondan sonra Tom için mecburen 5 yabancıdan dolayı yabancı almanız gerekiyor. Yani giren oyuncular Alexander Hilep'le zannederim onun hesabını yapmıyor insanlar. Alexander Hilep'le El Kabir giriyor oyuna. 5 yabancı oynuyorsan 2 tane çıkacak. 2 tane girecek. Biz de şunu düşünüyoruz. Yani dinlenik hücuma yönelik işte Alexander Mustafa El Kabir'le girip sonuca gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü tempo yükselmişti. Biraz bu taraftan Nakolman'ın bizim sol tarafımızı çok fazla kullanması biz Mervan'la kapatalım dedik. Tomic çok iyi oynadı bir maç aslında. Ben de iyi oynadı diyorum. Yani kötü oynamadı. Ama biz biraz daha iyi olmasını istedik ama maalesef olmadı yani. Yani olmadı. Yani giren oyuncular da yani şöyle düşünmek gerekiyor. Sıradan genç bir takımdan bir adam sokmuyorsunuz yani. Alexander Hilep, Mustafa El Kabir giriyor. Oynatmadığım zaman da niye oynatmıyor dendiği kadar eleştirildim. Yani onun için bunu biraz da bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tek istediğim vardı. Yani oyunu diri götürmekti. Yani bu oyuncular alıp da. Aldığınız oyuncular kaliteli oyuncular. Yani bunun için de olmadı. Belki Stankun'un pozisyonu vurduğu pozisyon gol olsaydı. Yani her şey sonuca bağlı. Bizde süreç pek işlemiyor, sonuç işliyor. Maalesef ki biz 2-2 bitirseydik böyleydi. Ama tabii mağlubiyet kötü. Mağlubiyet kötü. Özellikle ilk devredeki oyunumuz son 20 dakika hariç, bazı bölümler hariç iyi oynadığımızı düşünüyorum arkadaşlar.